Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Küçük misafir. Aha, başım. Ne oldu bize? Neredeyiz? Umur, gel buraya. Bana yardım et. Motorum bulandı. Bekle Patakop. Kendime gelebilirsem sana da uğrayacağım. Hey! Homur! Sen iyi misin? Duymuyor bile. Geldim Patakop. Ah! Hala başım dönüyor. Kendine gel Patakop. Homur'u uyandırıp acilen ortalığı toparlamamız gerek. Bu dağınıklık sinirlerimi bozuyor. Niye gülüyorsun Patakop? Beni daha da mı sinirlendirmek istiyorsun? Kusura bakma ama bu halinle seni ciddiye alamıyorum Gumur. Şu haline bak. Çok komik görünüyorsun. Bana komik diyene bak. Sen önce kendi yüzünü bir gör. Sanırım bir şey yüzlerimizi yıkayarak başlamalıyız. Homur, uyanma vakti. Sadece hayvanlar kış uykusuna yatar diyen kimse gelsin. Onu Homur'la tanıştıracağım. Uyanmaması normal değil mi? Dün geceyi bir hatırlasana. Ne geceydi ama? Daha dün 0 kilometre dedik. Şimdi geldiğimiz duruma bak. Kendimize iyi bir bakım yapmamız gerek. Tabii ortalığı topladıktan sonra. Homur! Homur! Uyanma vakti! Yapacak onca işimiz var. Uyanacak gibi değil. Başka bir yöntem düşünmeliyiz. Son, 2, 3, 4. Homur'un uyanacağı yok. En iyisi toplama işini ikimiz halledelim. Düzenli ev gibisi yok. Haklısın dostum. Son tuğlayı da koyunca... kuleyi bitirmiş oluyoruz. Ne oluyor? Bu ses de ne? Sonunda uyanabildin. Nasıl uyanmayayım? Şu ağlama sesine bak. Tam da rüyamın en güzel yerindeydim. Öyle mi? Ne görüyordun rüyanda? Güzellik yarışmasında birinci olduğunu mu? Bunu yapanı bir elime geçirirsem. Sanırım onu buldum. Beni takip edin. Bu dün açamadığımız kutu. Acaba içinde ne var? Ve neden ciyaklıyor? Bana kalırsa bir yavru fil. Bence bir mutfak robotu. Baksanıza nasıl da hareket ediyor. Mutfak robotunun ağladığı nerede görülmüş? O neydi öyle? Ne yapıyor bu? Bir şey arıyor sanki. Hayır ufaklık! Sakın ona yaklaşma! Hayır! Saatlerce ortalığı top. Homur'u uyandırmaya çalış. Evi eski haline getir. Ve sinir bozucu bir ufaklık gelip her şeyi alt üst etsin.
ufaklık. Hadi çık ortaya. Seni üzdüğüm için çok özür dilerim. Ah, ortalığı toplamak dert değil. Yeniden toplarız. Sen yeter ki ağlama. Hadi ama bak, burada seninle tanışmak isteyen birileri var. Korkacak bir şey yok dostum. Çok tatlı değil mi? Nasıl da bana benziyor. Selam ufaklık. Ben Gumur. Ben de Homur. Hobilerim arasında uyumak ve yük taşımak var. Sıcak kumlardan soğuk sulara atlamaya bayılırım. Tabii ki fobilerim de yok değil. Tamam, sustum. Ben de Patakup. Aramıza hoş geldin. Seninle çok güzel vakit geçireceğiz. Karnın aç mı? Belki de uykusu gelmiştir. Hadi onu sallayalım. Uyusun da büyüsün nenni. Tekerleri büyüsün nenni. Yavaş ol Homur. Uyut dedik, bayılt demedik. Belki de ona masal anlatmamızı istiyordur. Babasını yıllar sonra hurdalıkta bulan küçük araba onu farlarından tanımış. Fakat pas tutmuş babası onu, bir türlü hatırlayamamış. Yeter artık. Daha evi toparlayamadan bir de başımıza bu ufaklık çıktı. Cırtlak sesiyle sabahtan beri sinirlerimi zıplatıyor. Bir dakika. Zıplatmak demişken ben ona ne yapacağımı biliyorum. Hangi çocuk zıplamaktan hoşlanmaz ki? Bakın, ufaklık bir şeyi işaret ediyor. Teybi işaret ediyor. Belli ki müzik dinlemek istiyor. Müzik mi? O zaman parti başlasın. Hey! Onun istediği müzik de değil. Bakın, çocuğu işaret ediyor. Ama onun okuldan dönmesine daha çok var ufaklık. Biraz sabretmelisin. Öpücük mü istiyorsun? Al sana kocaman bir öpücük. Ben bu çocuğun ne istediğini anlamadım gitti. Ne yapıyor bu? Oyun oynamak istiyor galiba. Bana kalırsa oyun oynamıyor. Bakın, rampadan atlamak üzere. O neydi be? Ah, bu çocukta iş var. Galiba ben onun ne istediğini anladım. İşte burada. Tam da tahmin ettiğim gibi. Al bakalım ufaklık. İşte aradığın şey. Bakın, hemen uyudu. Zor oldu ama sonunda ne istediğini bulduk. Evet, bir de ona isim bulabilirsek harika olacak. İsim mi? Ondan kolay ne var? Onun adı tabii ki de Ünga olacak. Haklısın. Daha uygun bir isim bulamazdık. (Gülüyor)
yine başladık.